Nedir arkadaşlar bir bir? Tamam bir birlikte görelim, birlikte göreceğiz. Oh! İsmail, Derya, Leyla Hanım, Sema Gül. İyi yayınlar dedim abla. Çok teşekkürler, çok sevgiler, selamlar. Ay çok tatlısınız. Gerçekten çok güzel sürpriz oldu. Nasılsın ablacığım, iyi misin? Sağ ol bir tanem, sen nasılsın İsmail? Vallahi iyiyiz ablacığım, şu anda seni izliyoruz. Aile boyu seni izliyoruz yine. Sağ ol bir tanem, çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Bir yandan seni büyüten sevgili Leyla Hanım var. Güzeller güzeli, pamuk, melek Leyla Hanım var. Bir yandan seni doğuran, inanılmaz çileler çekmiş sevgili Derya Hanım var. O da çok mutlu. Ve eşin Sema Gül. Nasıl gidiyor iki anneyle? Kimle beraber yaşıyorsun? İsmail? Annen yanında mı Derya? Şu ana... Yanımda, Derya'nın yanımda şu anda. Ha, onu bırakmadın. Beraberiz. İşe de girdin. Evet, bırakmadık abla. İşe de girdin. Çalışıyorsun. Evet, sağ olun. Sizin sayenizde. Ay estağfurullah sizin ya. Sizin sayenizde ve çalışıyorum abla. Sağ olasın. Nasıl güzel bir görüntü değil mi? Evet. Vallahi ya çok güzel. Bir annene verir misin? Anne hangisini vereceğim merak ediyorum. Annene ver. Hangisini isterseniz onu vereyim. Çok güzel ya. Sen karar ver. Bak Leyla Hanım'a gitti anne deyince. Leyla anneciğim, tatlım benim Leyla anneciğim. Nasılsın? Mutlu musun? İyi artık. Çok mutluyuk seni seyrediyor. Her gün bırakmayayım seni valla. Sağ ol aşkım benim. Çok teşekkürler. Beni duymadığını biliyorum İsmail. Sürekli peki sen annen kendi evinde yaşıyor. Sen Derya ile yaşıyorsun. Mikrofonu alabilir misin İsmail'cim? Al İsmail sen mikrofonu. Efendim Didem ablacığım. Derya, anneni başka bir yerde aslında bir ev falan olacaktı ama sen anneni bırakmak istememişsin anladığım kadarıyla. Yani seni doğuran Derya'yı... O işlemler halloldu diyene kadar bırakmak istemedim abla. Evet. Sema Gül nasıl? Sema Gül'ü de bir sesini duyalım. Onun iki kayınvalidesi var, hatta üç tane demişti. Sema Gül. Evet, merhabalar Didem Hanım, nasılsınız? Sağ ol aşkım benim, siz nasılsınız, iyi misiniz, her şey yolunda mı? Çok teşekkür ederiz sayenizde büyük bir aileye sahip olduk. Zaten vardı bayağı bir daha büyüttük ailemizi. Çok teşekkür ederiz. Hepiniz mutlusunuz. Şahane bir görüntü vallahi gerçekten. Evet, kocaman bir alkış hak etmiyor mu? Ekip arkadaşlarınıza çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. İsmail'i alayım. İsmail'cim bizden bir isteğin, tabii, arzun var mı bir tanem? Ablacığım şu anda yayını izliyoruz. Kader ablaya seslenmek istiyorum burada. Tamam sevgili Kader. Bak sizi. Kader ablacığım ben 24 yıl sonra. Bendim. 24 yıl sonra öz annemi babamı Didem ablanın ve ekip ablalarımızın abilerimizin sayesinde buldum. Didem ablaya sonuna kadar güvenebilirsin. Biz onu çok sevdik. Seni de seveceğine eminiz yani abla. Ay canım benim çok teşekkürler. İnşallah onu da babasıyla kavuşturacağız. O da annesini biliyor ama babasından haberi yok. Babasını bulmak istiyor İsmail. Sevgili Leyla Hanımcığım, sevgili Derya Hanımcığım, sevgili Sema Gül, baban Kadir, İsmail Bey, diğer baban İsmail Bey, Kadir Bey'in eşi. Hepinize çok çok sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah hayatın gördüğüm kadarıyla çok mutlusun. Büyümüşsün, sorumluluk da almışsın, olgunlaşmışsın daha da İsmail. Didem abla zaten kader, Didem abla da anne babanı kesinlikle bulacaktır emin ol, hiç için rahat olsun yani. Sağ Didem ol, abla tane. Yaparım dedi, her şeyi yapıyor. Allah sağ razı ol, olsun. Abla. Sağ ol bir tanem. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Rica ederim ablacığım. Antep'e çok sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bak diyor ki Didem abla güven, elimizden geleni yapacağız. Çok sağ olasın, çok teşekkürler. Ama tabii ki oradaki işbirliği için, bize olan yardımları için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'e de ben çok teşekkürlerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Kader, ya babanla ilgili hiç ipucu vermedi mi annen sana? Ya babandan hiç sen sormuşsundur. Çok sorguladım, hatta her sorduğumda dayak yemiştim. Her babanı sorduğunda. Neden peki? Niye öyle yapıyor? Öğrenmem hiç istemedi. Hı. Neden bilmiyorum ama. İpucu olarak pek fazla bir şey değil ama Toki'lerde kalıyordu annem benim. O esnada üst komşum vardı. O zaten babamın ölmediğini araştırdı diye söylemişti. Adı Fatma'ydı. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Yani
bir ara ilk doğum yaptığım zamanlarda herhalde, yanlış hatırlamıyorsam İzmir'e taşınmıştık falan o zamanlar. Hı hı. Vurmuşlar onu falan diye laf atmıştı ortaya annem. Bu kadar, bir şey bilmiyorum aşkım. Annen kaç evlilik yapmış biliyor musun? Şu anki resmi birlikteliği var mı? Hayatında biri var. Resmiyiz, iyi bir şekilde nikahımız var diyor ama ben bilmiyorum o konuya pek. İnanmıyorum. Şu an hayatında biri var. Var. O hayatındaki kişi de sana şiddet uygulamış. Ha? O hayatında şu an birlikte olduğu kişi değil mi? Yoksa daha önceki biri mi sana? Bir, ya daha, beraber olduğu erkek de sana şiddet uyguluyor ve evet, hiç sesini çıkarmamış annen ya. Annem ondan dayak yiyebilmem için, şiddet görebilmem için onu hep kışkırttı. Seni korumadı yani. Hiç korumadı. Dayak yerken, hatta şiddet görürken karşıya geçip izledi. İsmail'i şimdi akıllanmıyor. Annesi Derya'yı işte gördün, tanıdın. Diğer büyüten annesi Leyla var. Şimdi seni büyüten hanımefendi de çok tatlı bir kadın, Dürdane Hanım, ama ya insan öz evlat, ya o hasretle yanıp tutuşmuş mesela. İsmail'i kucağından almışlar, götürmüşler. O da evladını bulmaya çalışıyor. Yani annenin sana karşı bu öfkesi, çok fazla öfkesi var. Evet. Hatta diyorsun ki kendisi beni sürekli dövüyordu. O yetmiyormuş gibi beraber olduğu erkeğin de beni dövmesi için de onu evet, kışkırtıyordu diyorsun. Evet. Hatta ben şiddet görürken karşıya geçip böyle keyifli bir şekilde izlediği zamanları bile hatırlıyorum. Nasıl yani? Bayağı karşıdan izliyordu. Hatta ne yaparsan yap akıllanmıyor. Ben dövüyorum olmuyor. Sen vuruyorsun olmuyor. Akıllanmıyor. Başka bir şey gerekiyor buna. Hep böyle sözler kullandı. Ne kadar beraber yaşadın senin? 9 ay yaşadım. Allah'a şükür daha fazla yaşamadım. Bu 9 ay kabus gibi geçmiş anladığım evet, kadarıyla. Evet, kambur oldu valla. Daha ne olayım yani? Kambur oldu yani sırt şeyin. Evet. Çok şu anda daha öyle misin sırt? Evet, omuda hala da öyle. Bir özür dilerim, ayağa kalkar mısın, merak ettim. Böyle. Of bir tanem ya. Ya sevgili izleyiciler, ya özür dilerim, bunu göstermek zorundayım. Gel yanıma ya, bu annen yüzünden mi oldu ya? Evet, ben daha önce hiç bu kadar değilim. Çok hafif bir şekilde vardı. Şöyle durayım. Şurada bir eğrilik var sevgili izleyiciler. Tam gösteremiyor. Şu görüyor musunuz? Ah yazık sana ya. Bu annen yüzünden mi? Annenin attığı evet, dayaklar yüzünden mi? Evet, ben daha dik duruyordum. Şimdi durunca çok acıyor. Sırtım mı acıyor? Evet, kemikler artık tamamen eğrildiği için olmuyor. Duramıyorum. Yani kemiklerin acıyacak kadar kemikle. Şu anda acıyacak, hala acıyor. Dik acaba durduğumda sakın ağrı olduğu için acıyor. Oh bir tanem ya. İnşallah onunla ilgili tedaviyle ilgili de yardımcı olacağız. İnşallah. Tamam, geç bakalım, otur. Fark ettiniz mi nasıl şey? Ya sevgili izleyiciler, ne düşünüyorsunuz ya? Merak ediyorum kaderin hayat hikayesiyle ilgili. Lütfen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmeye yorumlarınızı yazar mısınız? Öte yandan yani aslında asıl sorulması gereken soru şu belki de. Yani onu büyüten mi? Doğuran mı? Vallahi her gördüğümüzde büyüten gibi duruyor hep. Ben ya seni doğuran annense gerçekten Gülhan Hanım doğuran, ya insanın annesi böyle yapmaz ya. Yapmaz. Ben kendi koruyucu annemde gördüğüm şefkati, sevgiyi, onu da geçtim, saygıyı hiç görmedim onda. Seni doğurmamış yani, büyüten ki seni 5 yaşında alıyor. Yani bana göre hatta koruyucu annemle bir şey derdik. Büyüten anne değil. Ay pardon, doğuran anne değil, büyüten anne derdik hatta. Vallahi ben de öyle gördüm programda. Yani gördüğüm çok senin gibi o kadar çok insanla tanıştım ki. Doğurmanın sancısı o bu. Tamam, eyvallah, çok fazla sancı şey oluyor ama sonrası daha önemli dedim abla. Karnındayken dikkat edersin, o olur bu olur. Yani tamam da sonrası onun acılarını gördükçe yaşamak. Sen de doğurdun bir çocuk çünkü. Evet. Doğuran mı büyüten mi? Yani doğuranla büyütenlerin yani arasında fark var ama. Her yani doğuran anne olamaz, her büyüten anne de anne olamaz bana göre. Evet. Yani ben kızım. Ama asıl. Aşkım benim ya. 9 ay karnında taşımak çok büyük bir emek. 9 ay karında taşımak çok büyük bir emek evet, gerçekten. Yani öyle, fiziksel ama sonrasında. Annelik yapmayıp onu bırakacaksan ya da onu ona kötü davranacaksan, onu dışlayacaksan, ona sevip saygı göstermeyeceksen, değer göstermeyeceksen sen anne değilsin zaten. O yani o anı yaşadıktan sonra ben anneyim, ben anne olacağım, ben artık bir anne adayıyım ya da benim bir kızım ya da bir oğlum olacak diye geziyorsun, dışarıda iyi davranıyorsun belki ama o evde çok önemli abla. Yani ben çok özür dilerim, çocuğumun burnunda pislik olduğu zaman nefes alıp verişi çok zor oluyor. Ben çok üzülüyorum, çıkarmak için uğraşıyorum, dokundurtmuyor hiçbir zaman. Yani onun canı acıdığında benim kalbim,
yüreğim, her yerim böyle tırnaklarıma kadar acı hissediyorum yani. Ona bir şey olmasın artık, bana olsun. Eskiden ölüme yürüyebilecek bir insandım. Şu an Allah artık korusun. Bir duruyorum yani. Korkmuyordum eskiden. Ne yanlışların oldu senin peki? Ya Allah,